Bugün dünya Yahudilerinin ve Hristiyanlarının biz inanıyoruz dedikleri kutsal kitapta yer alan Hazreti Musa'ya verilen 10 emirden birkaç emri sizlerle paylaşmak istiyorum. Adam öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, komşuna karşı yalan yere şahitlik yapmayacaksın, komşunun evine, karısına, erkek ve kadın kölelerine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. Bugün Yahudiler, Siyonizm ve kendilerine destek veren tüm devletler, Filistin'deki, Gazze'deki Müslüman kardeşlerimizin, Müslüman çocuklarımızın mallarına göz dikmekte, yuvalarına göz dikmekte, onların sahip oldukları tüm güzelliklere tamah etmektedir. Ve bugün onlar yine Müslüman çocukları, Müslüman kadınları, Müslüman Gazze'li ve Filistinlilerin üzerine bombalar yağdırmakta, onların bir araya geldiği, su almak için, ekmek almak için bir araya geldiği yerlere bombalar yağdırmakta, hastaneleri, çeşitli toplanma yerlerini vurduğu vahşeti yaşamaktayız. Bugün Yahudilerin yaptığı bu vahşet, Siyonizmin yaptığı bu vahşet, onlara destek verenlerin yaptığı bu vahşet ne yazık ki insanlık tarihinde de birçok defa kendisini göstermiştir. Hatta Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır Bakara suresinde. Onlar, Yahudiler kendilerinin haksız olduklarını bile bile peygamberlerini öldürdüler. Değerli kardeşlerim, işte böylesine vahşi ve cani bir grupla Siyonizm adı altında bir grupla karşı karşıyayız. Ve o grup bugün Filistinli kardeşlerimizi işgalci sayıyor. Ve bugün o grup Yahudiler, Siyonizmin grubu, onları destekleyen devletler bugün ülkemizin de topraklarının bulunduğu Nil ile Fırat Nehri arasındaki bölgelerde yaşayan insanları, bizleri, Müslümanları işgalci saymaktadırlar. Kendilerini üstün soy, seçilmiş varlık kabul ederek bugün dünyaya çeşitli zulümleri, bugün Filistin'e, Müslüman kardeşlerimize çeşitli zulümleri reva görmektedirler. Ve bu zulmün öncüleri Ariel Sharon'lar, Shimon Peres'ler, Netanyahu'lar, bunların tüm gayeleri sadece kendi cani ruhlarını tatmin etmek. Ve az önce ifade ettiğim ayette ifade edildiği gibi kendilerinin haksız olduklarını bile bile bu vahşete, bu caniliğe girmektedirler. Fakat biz bunu unutmamalıyız. Hak ile batılın mücadelesinde bizler Hakk'a güvenmeli, Allah'a güvenmeli, Hazreti Peygamber'e güvenmeli. Bugün mazlum kardeşlerimize, zulüm altındaki kardeşlerimize elimizden geleni, elimizden gelenin fazlasını hep birlikte yapmamız ve bu kurtuluşa, bu güzelliğe hep beraber ulaşmamız gerekir. Ve şuna inanıyoruz ki Yüce Rabbimiz Selahaddin-i Eyyubileri bizlere nasip edecektir. Cenab-ı Allah bugün oranın kurtuluşunu Müslümanlara müjde olarak verecektir inşallah. Fil suresinde geçen فَجَعَلَهُمْ كَعَسْفٍ مَأْكُولٍ Yüce Rabbimiz kendi düşmanlarının, İslam ve Müslüman düşmanlarını çiğnenmiş bir ekin sapına dönüştürecektir inşallah. Ve yine Tebbet suresinde ifade buyurulan Cenab-ı Allah'ın ifadesindeki fi cidiha hablum min mesed, bugün Yahudilerin bu zulmüne, Siyonizmin bu zulmüne destek veren her insan kıyamet gününde verdiği tüm destekler kendi boyunlarında bir halka, bir halat olarak duracaktır. Ve bugün bu Yahudi Müslüman kardeşlerimizin, bu Filistinli kardeşlerimizin gördüğü zulme karşı, o zulmü engellemek için attığımız her bir adım, her bir güzellik,
her bir girişim bizler için de kıyamet günü bizlere şefaatçi olacaktır. Yaptığımız her adım kıyamet gününde bizleri karşılayacaktır. Ve bize düşen Yüce Rabbimizin Kur'an'da bizlere ifade ettiği gerçeklere inanmak, Cenab-ı Allah'a karşı güvenimizi hiçbir zaman yitirmemek. Çünkü Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Münafıkun Suresinin 7. ve 8. ayetinde bu müjdeleri bizlere vermektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Münafıkun Suresi 7. ve 8. ayetlerde Humullezine yekuluna la tunfiku ala men inde rasulillahi hatta yenfaddu. Münafıklardan bir grup gelip Müslümanlara şöyle dediler. O fakir olan muhacir Müslümanlara yardım etmeyin ki onlar Allah Resulü'nün etrafından dağılıp gitsinler. Ve kardeşlerim, bugün de farklı bir boyutunu yaşıyoruz. Bugün Gazze'ye, Filistin'e yardım edilmemesi için Siyonizmin taraftarları, Siyonizme destek veren ülkeler tüm Müslüman ülkelere karşı bir korkutma politikası yürütmektedir. Fakat Yüce Rabbimiz ayetin devamında şöyle buyurur. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلَاكِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ لَا يَفْقَهُونَ Fakat göklerin ve yerlerin bütün hazineleri Allah'a aittir. Münafıklar bunu kavrayamazlar. Ve ardından yine o münafık grup şöyle dedi. Şayet Medine'ye döndüğümüzde güçlü ve şerefli olanlar o güçsüz ve sefil muhacirleri yerlerinden sürüp çıkaracaktır. Ama Yüce Rabbimiz ayeti kerimenin devamında şöyle buyurdu. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَاكِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Onlar unutmasın ki, onlar iyi bilsin ki, izzet, şeref Allah'ındır, Resulünündür, müminlerindir. Münafıklar bunu bilmezler. Değerli kardeşlerim, bugün yaşadığımız tüm zulümlerin sonu, bugün yaşadığımız tüm acıların sonu Allah'ın dinini, nurunu tamamlamasıyla sona erecektir. Kafirler istemese bile Yüce Rabbimiz nurunu tamamlayacaktır. Yaşadığımız bu zulümlerin, yaşadığımız bu sıkıntıların, yaşadığımız bu vahşetin sonu Cenab-ı Allah'ın izzeti, Hazreti Peygamber'in izzeti, müminlerin izzeti olacaktır. Yüce Rabbim bu yolda tüm Müslümanlara yardım eylesin. Cenab-ı Allah birlik ve beraberliği bizlere nasip eylesin. Yüce Rabbim bugün Gazze'deki, Filistin'deki tüm Müslüman kardeşlerimizin yardımcısı olsun.